Hello, friends, and today we are studying need and want. Şimdi bugün arkadaşlar need ve want bunları işleyeceğiz. Şimdi ne demek? Need ihtiyacında olmak, bir şeye ihtiyaç hissetmek, want istemek. Şimdi kural olarak nedir? Bu bir fiildir, bu da fiil. Verb plus noun. Yani bundan sonra bir isim gelecek. Şimdi örneğe bakarsak, we need food. Yani gıdaya ihtiyacımız var. You look sick. Hasta gözüküyorsun. You need protein. Proteine ihtiyacın var. Protein and vitamins. Protein ve vitaminlere ihtiyacın var. Şimdi şu cümleye bakarsak, I want a sandwich. Bir sandviç istiyorum. Betsy wants ice cream. Betsy dondurma istiyor. Zaten bunlar present tense dediğimiz geniş zaman kalıbında kullanıyoruz şu an. O yüzden daha önceki geniş zaman kalıbında nasıl formülümüz ise aynısını burada da kullanacağız. Yani gördüğünüz gibi üçüncü tekil şahıslarda fiilimiz hemen otomatikman olumlu cümlelerde s alıyor. Peki need ve want arasındaki fark nedir? Şimdi burada açıklamada ne diyor? Need is stronger than want. Yani need want'tan daha kuvvetli. And needs gives the idea that something is very important. Need kullandığınız zaman yani bir şeyin siz daha önemli olduğunu belirtiyor. Şimdi şurada baktığınız zaman I want a sandwich. Bir sandviç istiyorum. Yani alsanız da olur, almasanız da olur. Ama istiyorsunuz normaldir. Evet, şuraya baktığımız zaman şu cümleye you look sick. Hasta gözüküyorsun. Yani demek ki burada artık protein ve vitaminlere ihtiyacın var. Yani bu ihtiyaç, yani sandviçle protein ve vitamin, vitamin ihtiyaçlarını karşılaştırdığınız zaman daha kuvvetli oluyor. Bir de bunların verb plus infinitive kullanımı var. Infinitive nedir? O da şu demek arkadaşlar. To plus simple form of a verb. Yani bir fiilin yalın haliyle, yalın halinin to ile kullanımı demektir. Şimdi örneğe baktığınız zaman we need to eat. Yememiz gerekiyor. İşte to eat burada infinitive. Eğer need'den sonra isim değil de bir fiil kullanacaksak bu şekilde gelecek. Yani we need to eat, we need to go, we need to write gibi. Yani gitmemiz gerekiyor, yazmamız gerekiyor gibi. Aynı şekilde want. Yani bir fiille kullanacaksam I want to eat a sandwich. Bir sandviç yemek istiyorum. Şurada ise bir sandviç istiyorum. Şimdi burada bir gıda, yani gıdaya ihtiyacımız var. Buna ihtiyaç duyuyoruz. Burada ise yemek ihtiyacında bulunuyoruz. Yani yeme ihtiyacında bulunuyoruz. Şimdi şu cümlelere bakarsak, şimdi burada boşluklara ne gelmesi gerekiyor? Onu ben açıklamaya çalışayım. Şimdi it is getting real cold. Yani gerçekten hava soğuyor. Soğuk olduğuna göre overcoat palto demek. O zaman demek yani palto istemek değil, ihtiyacında bulunuyoruz. O zaman burada we need an overcoat. Yani bir palto ihtiyacımız var. Ama şurada ise there is a nice movie. Yani iyi bir film var. We want to see it. Görmek istiyoruz. Yani ihtiyaç değil. Ama sadece istiyoruz. Ancak burada ise bir ihtiyaç var. Şimdi, I'm getting hungry. I want some salad. Yani acıkıyorum. Biraz salata istiyorum. Want. Ama bunun yerine başka bir şey de olabilir. Evet, şuna baktığınız zaman the gas bill is on the table. Gaz faturası, yani doğal gaz faturası masada. O zaman nedir? We need to pay it. Ödememiz gerekiyor. Ödemezsek ne olur? Gaz kesilir. Evet, burada olduğu gibi
nedir? İşte burada işte we need ihtiyacımız var. Burada ise ben bu filmi görme ihtiyacını hissetmiyorum. Yani görmek istiyorum ama bir ihtiyaç değil. Ama bu ise gaz faturası ödenmesi gereken. Yani ödememiz gerekiyor. Biz biraz salata istiyorum. Şimdi az önce açıkladığım gibi bunlar present tense kalıbında geliyor. Ve nedir? I want water ya da they need milk. Yani suyu istiyorum ya da onların süte ihtiyacı var. Ama tekil şahıslarda gördüğünüz gibi he wants a job ya da she needs a new car. Kalıp olarak bu. Soru şeklinde hatırlayacağınız üzere helping verbs dediğimiz do ve does devreye giriyordu. Soru yaparken işte do you want ice cream? Ya da do they need aspirin? Ya da does he need a new car? Soru. Olumsuzlarda da yine aynı şekilde do not, does not ve fiil gelip sonra da isim, noun buraya gelecek. Yani şey olarak, formül olarak bu. Evet, want ve need infinitive ile kullanacağımız zaman infinitive biliyorsunuz artık to ve fiilin yarın hali. Bu sefer de ne olacak? I want to buy a new car. Ya da he wants to have milk. Ya da she needs to drink milk. Bu da aynı şekilde, yani bu şekilde geliyor. Ve bunlar, bu da present tense'de olduğu için soru yaparken de bunların şu kısmın başına do, buraya bir does getiriyoruz. Ama burada wants, want'a, needs, need'e yani s'ler kalkıyor ortadan. Yani ben bunu ekstra yazmak istemedim çünkü artık bu kalıbı biliyoruz. Şimdi burada bir örnek var. My car is broke. Arabam bozuk. I need to fix it. Yani demek ki bir ihtiyaç artık. Yani burada I want da kullanırım ama need daha çok yapılması gereken benim için önemli olduğu için I need to fix it. Onu tamir etmem gerekiyor. Evet, sentence practice. Add to where necessary. Gerekli yerlere to ekleyin diyor. Artık to nasıl olduğunu biliyoruz. Yani verb'den hemen önce gelmesi gerekiyor. Infinitive olarak. Yani want ve need'den sonra bir sadece noun değil de verb, yani verb kullanacaksam o zaman orada to, yani o verb'ü infinitive'e dönüştürmem gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Zaten birinci örnek yapılmış. I want some water. Şimdi some water isim olduğu için want'tan sonra herhangi bir şey almaz. Direkt want ve noun. Hatırlarsanız az önce bahsettim. Şimdi diğerlerini yapmaya çalışın. Sonra ben yaptıktan sonra bir karşılaştıralım. Evet. Cevaplarımız şu şekilde olacaktı. Şimdi ikiye baktığım zaman şimdi drink, içmek demek ki burada bir to ekleyeceğim. Yani bunu infinitive'e dönüştüreceğim. Want'tan dolayı. Want'ın kullanımı bu. Want plus infinitive. I want to drink. İçmek istiyorum anlamında. Linda wants to go to the bookstore. Kitapçıya gitmek istiyor. Linda wants a new dictionary. Gördüğünüz gibi burada bir isim geldiği için herhangi bir şey koymuyorum. Yani to'yu eklemiyorum. Ama burada fiil olduğu için eklemem gerekiyor. Şimdi make a telephone call, telefon görüşmesi yapmak. Çünkü burada bir fiilim var. O yüzden need to make, bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Yapma ihtiyacını hissediyorum anlamında. I need a telephone, bir telefona ihtiyacım var. Telefon olduğu için herhangi bir fiil yok. To'ya gerek yok. Do you want to go olduğu için to go to the movie with us. Bizimle sinemaya gelmek istiyor musun? Do you need a new notebook? Burada herhangi bir şey yok. Çünkü zaten new notebook bir isim. Yeni bir defter ihtiyacın var mı? Bu da aslında sınıf içi bir aktivite. Yani öğrencilerle yapılması gereken. Ancak ben yine de açıklamaya çalışayım. Siz kendiniz yapmaya çalışırsanız iyi olur. Şimdi öğretmen soracak tabii. What do you need to do tomorrow morning? Yarın sabah ne yapman gerekiyor? I need to go to school at 8. 8'de okula gitmem gerekiyor. Şimdi burada want da kullanırım. Ancak
benim için bir zorunluluk hissettiğinden dolayı gerektirdiği için bu need, yani söylediğim gibi want'a göre daha bir yapılması gereken bir şey. İhtiyaç hasıl olduğu için. O yüzden need to go to school, yani want da kullanırsınız ancak need daha bir anlamı güçleştiriyor, ihtiyacı güçleştiriyor. What do you need to do? Ne yapman gerekiyor? I need to eat breakfast. Gördüğünüz gibi burada want da derim ama her gün yapıyorsanız bunu kaçırmadan o zaman need to, yani kahvaltı yapmam gerekiyor. Ya da sabah kahvaltısı yemem gerekiyor. Şimdi aynı şekilde burada bu sorular var. Bunları kendinize göre cevaplandırın. Çünkü herkesin cevabı farklı farklı olacaktır. Şimdi, what do you need to do tomorrow morning? İşte yarın sabah ne yapman gerekiyor? Yani what do you want to do tomorrow morning? Yarın ne yapmak istiyorsun yarın sabah? What do you need to do in the afternoon tomorrow? Yarın öğleden sonra ne yapman gerekiyor? What do you want to do in the afternoon? Öğleden sonra ne yapmak istiyorsun? Ne yapman gerekiyor? Ne yapmak istiyorsun? İşte what do you want to do in the evening? Akşam ne yapmak istiyorsun? What do you need to do tomorrow evening? Yarın akşam ne yapman gerekiyor? Bunları kendinize göre cevaplarsanız iyi olur. İşte I need to do ya da I want to do. Yani bu kalıpları kullanmaya çalışın. Now we have an exercise in here and it says use the words in the list or your own words. Yani bu kelimeleri ya da kendi kelimelerinizi kullanarak cümleleri tamamlayın. Use an infinitive, infinitive 2 plus verb. In each sentence, her cümlede infinitive cümlesini, infinitive'i kullanın. Yani aslında bu bizdeki mastar, mekmak anlamına geliyor. Some words can be used more than once. Yani burada kelimelerin bazısı birden fazla kullanılabilir diyor. Şimdi bu cümlelere bir bakın, yapmaya çalışın. Daha sonra da ben yaptıktan sonra bir karşılaştıralım. Evet, now I have the sentences, completed sentences. Number two, I want to go downtown, şehre gitmem gerekiyor, şehir merkezine bugün. Because, çünkü I need to buy a new coat, yeni bir ceket almam gerekiyor. Alma ihtiyacında hissediyorum kendimi. Mike wants to watch TV. Mike televizyon izlemek istiyor. There is a good program on Channel 5. Kanal 5'te güzel bir program var. Do you want to play soccer? Want to play soccer with us at the park this afternoon? Bu aradan sonra parkta bizimle futbol oynamak ister misin? I need to call Jane on the phone. Telefonda Jane'i aramam gerekiyor. I want to go to bank, to go to the bank. Bankaya gitmem istiyorum because çünkü I need to cash a check. Bir çeki bozdurmam gerekiyor. James doesn't want to do his homework tonight. Bu gece James ev ödevini yapmak istemiyor. My clothes are dirty. Elbiselerim kirli. I need to wash them. Onları yıkamam gerekiyor. John loves Mary. John Mary'yi seviyor. He wants to marry her. Onunla evlenmek istiyor. Helen needs to take an English course. Helen'in İngilizce dersi alması gerekiyor. Where do you want to go for lunch? Öğlen yemeği için nereye gitmek istiyorsun? Do you want to listen to some music on the radio? Radyoda biraz müzik dinlemek ister misin? It is a nice day. İyi bir gün. I don't want to take the bus. Yani otobüse binmek istemiyorum. Eve gitmek için bugün. I want to walk home instead. Onun yerine eve yürüyerek gitmek istiyorum. David's desk is full of overdue bills. Overdue tarihi geçmiş demek. David'in masası tarihi geçmiş faturalarla dolu. He needs to pay his bills. Faturalarını ödemesi gerekiyor. Bu bir artık ihtiyaç halinde. Bir de would like kalıbını göreceğiz bu derste. Şimdi önce şu iki cümleye bir bakalım. Okay, let's read these two sentences.
Sentence A, I'm thirsty, I want a glass of water. Susuzum, bir bardak su istiyorum. I'm thirsty, I would like a glass of water. Bir bardak su istiyorum. Şimdi açıklamada ne diyor? A and B have the same meaning. Yani bu ikisi de aynı anlamda. İstiyorum. Ancak diyor, but would like is usually more polite than want. Would like, want'tan daha kibar, daha nazik şekilde istiyor. Yani anlam olarak öyle. İkisi de istemek, fakat bu daha nazik, daha kibar. Yani bir şey istemenin daha güzel yolu, yöntemi. Şimdi would like kalıbı biraz daha kolay. Şahıslardan sonra would like ve isim. Yani pronouns, would like and noun. Şimdi I would like a cup of tea. Bir fincan çay istiyorum. He would like an ice cream. Dondurma istiyor. We would like a cup of coffee. Bir fincan kahve istiyoruz. Kalıp olarak gördüğünüz gibi zor değil, kolay. Soru yaparken de bu sefer sadece would bunu başa alacağız. Yani would you like a glass of water? İster misin? Çünkü kibar soruyoruz. Şimdi burada do you want da derim ama do you want, would you gibi kibar değil. Yani would they like a cup of coffee? Would he like a cup of tea gibi bu şekilde soruyorum. Cevap verirken de kısa cevap şöyle oluyor. Yes, I would. Eğer uzun vereceksek, yes, I would like a cup of tea. Yani bütün şahıslarda hepsine yes, he would, yes, they would, yes, we would. Bu kısa. Uzunu da zaten bu şekilde oluyor. Şimdi I would contractions, yani short form dediğim, bunun kısa şekli böyle yazılıyor ve okunurken de I'd'dı, you'd, she'd, he'd, we'd, they'd. Yani I'd like, you'd like, you would değil de you'd like. Orada bir you'd, the sesi çıkacak. Şimdi would like plus infinitive kullanımı da var. Bu nasıl oluyor? Şimdi I would like to eat lahmacun. Lahmacun yemek istiyorum. Ya da we would like to drink lemonade. Limonata içmek istiyoruz. She would like to visit my grandfather. O büyük dedemi ziyaret etmek istiyor. Şimdi olumlu bu şekilde. Şimdi ben soru ve olumsuzları yazmadım. Çünkü artık yukarıdaki örnekte olduğu gibi basit. Sadece would'u başa getirdiğimiz zaman soru oluyor. Yani would you like, would like, would you like to eat lahmacun? Yani soru yaparken şöyle oluyor. Would you like to eat lahmacun? Ancak konuşmada, konuşma dilinde şimdi şu D ve Y C gibi okunuyor. Yani would you değil de would you. Bunu böyle duyacaksınız. Would you, hatta bazen bazı yörelerde would ya, böyle would you de değil would ya diye duyarsınız. Would you like, şu sesi duyacaksınız. Yani would you like, bu would you like demektir. Bu D ve Y, C'ye dönüşüyor. Bunu da bilmiş olun. Now we have an exercise in here. And it says, change the sentences by using would like. Ne diyor? Cümleleri would like, would like'e dönüştürün. Yani would like kullanarak cümleleri yeniden oluşturun. Şimdi number one, bu yapılmış zaten. Tony wants a cup of coffee. Tony would like, ya da diyor, Tony like, yani kısa şekli ikisini de kullanmaya çalışın. Tony would like a cup of coffee. He wants some sugar in his tea. Ne diyeceğiz? He would like ya da he'd like some sugar in his tea. Şimdi diğerlerini bir yapın. Videoyu durdurup sonra ben yapınca bir karşılaştıracağız. Okay, sanırım number three.
Ahmet and Anil want some coffee too. They want some sugar in their coffee. They would like, they'd like sugar in their coffee. Do you want a cup of coffee? Yes, I do. Thank you. Would you like a cup of coffee? Yes, I would. Şimdi yalnız bir şey burada açıklamak istiyorum. Kısa cevap verirken genelde şey kısaltılmıyor. Yani ait diye bırakmıyorsunuz. Eğer onu cümleye devam edecekseniz, yani bir cümlede kullanacaksanız, yani şurada olduğu gibi they would like, bu şekilde devam ederseniz kısaltırsınız. Ama sadece kısa cevap veriyorsanız I would bu şekilde bırakacaksınız. I want to thank you for your kindness and hospitality. Nezaketinden ve misafirperverliğinden dolayı sana teşekkür etmek istiyorum. I would like ve de I'd like gördüğünüz gibi. Thank you for your kindness and hospitality. My friends want to thank you too. My friends would like ya da my friends like thank you too. Does Robert want to ride with us? Ride with us dedi yani arabayla. Robert arabayla bizimle gelmek istiyor mu? Yes he does. Would Robert like to ride with us? Yes he would. Peki would like ile like arasındaki fark nedir? Şimdi diyelim ki I would like to go to the zoo. I like to go to the zoo. Bu ikisi arasında fark nedir? Fark şu. Eğer I would like to go to the zoo derseniz yani hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Şu an ya da gelecek bir zamanda bu işi yapacaksınız. Yani bunu yapmak istediğinizi gösteriyor. Ancak I like to go to the zoo derseniz hayvanat bahçesine gitmeyi severim. Bunu her zaman istiyorsunuz. Yani şu an ya da gelecekte değil. Her zaman yapmak istediğiniz bir şey. Yani bu her zaman olur, genellikle olur, sık sık olur. Aradaki fark da bu. Yani I would like to go dediğiniz zaman şu an ya da gelecekte yapmak istiyorsunuz. Sadece I like to go dediğiniz zaman da ben işte hayvanat bahçesine gitmeyi severim. Şimdi we have an exercise in here and it says complete the following sentences with your own words. Şimdi bu cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayın diyor. Şimdi ben kendime göre bir tamamlayacağım. Siz de kendinize göre tamamlamaya çalışın. Now I have the sentences. Şimdi ben kendime göre bunları cevapladım. I need to visit a doctor because I have a headache. Doktora gitmem gerekiyor. Baş ağrım var. I want to visit my uncle. Amcamı ziyaret etmek istiyorum. I like to visit Egypt and see pyramids. Mısır'ı ziyaret edip piramitleri görmek isterim. I would like to drink a cup of herbal tea. Herbal tea, bitkisel çay. Bir fincan bitkisel çay içmek isterim. I don't like to watch soccer on TV. Televizyonda futbol izlemek istemiyorum. I don't want to get up late in the mornings. Sabahları geç kalkmak istemiyorum. Do you like to study science tonight? İşte bu gece fen çalışacak mısın? Fen bilgisi. Would you like to eat steak this evening? Yani akşam biftek yemek ister misin? I need to get my coat. Ceketimi almam gerekiyor. It's getting cold. Hava soğuyor. What would you like to do this evening? Bu akşam ne yapmak istersin? Evet, bu da böyleydi. Evet, aslında yine sınıf içi bir aktivite var ama böyle bir imkanımız olmadığı için yapamıyoruz. Sadece ben sorulara bir bakarım. Siz kendiniz yapmaya çalışın bunu. Mümkün mertebe yazın. So, do you like coffee? Kahve ister misin? Bu normal bir soru. Soru şekli. Daha kibarı. Would you like a cup of coffee? Yani bir fincan kahve ister misiniz? İster misin? İster misiniz? Biz sanırım böyle daha şey söylüyoruz yani. İster misiniz derken bir kibarlaştırıyoruz. Do you like to go to the movies? Sinemaya gitmek ister misin? Ya da would you like?
What would you like to do on weekends? Hafta sonları ne yapmak istersiniz? What would you like to do this weekend? Bu hafta sonu ne yapmak istersiniz? Yani bunlar bu şekilde. Kendiniz bunları karşıya sorun, sonra da karşıdan ki şahısta sizmişsiniz gibi cevaplamaya çalışın. Now we have some words. Şimdi biraz kelimelerimiz var burada. Bir bakalım. Cook, pişirmek ya da aşçı anlamında. Cook dinner, akşam yemeği pişirmek. Ya da make dinner, akşam yemeği hazırlamak ya da yapmak. Taste, tatmak. Yani yemeği tatmak. Kitchen, mutfak biliyorsunuz. List ya da a grocery list. Yani alışveriş listesi anlamında. A pepper shaker, bu karabiberlik. Yani ufak karabiberlik var ya böyle yemeklere böyle üzerine böyle sirkelediğimiz ya da koyduğumuz. Pot, kazan. Refrigerator, buzdolabı. Salt shaker, tuzluk. Stove, gaz ocağı. Bread, ekmek. Butter, tereyağı. Coffee, kahve zaten. An egg, bir yumurta. Pepper, karabiber. Salt, tuz. Now, in this picture, we see John, and John is in the kitchen, and John is cooking. Şimdi, John mutfakta, and here is the list, or the grocery list, and pepper shaker, salt shaker, and this is pot, and this is clock, you know that. Şimdi burada ne isteniyor bizden? İşte what is John doing? John ne yapıyor? What do you see in the picture? Bunlar aslında siz kendiniz cevaplamaya çalışın. İşte resimde ne görüyorsunuz? Where is John? John nerede? Is John tasting his dinner? Akşam yemeğini tadıyor mu? Is John a good cook? İyi bir aşçı mı? Where is the refrigerator? Hani o prepositionsları hatırlarsak arkasında, önünde, sağında, solunda diye. Ona göre cümleleri oluşturacağız. Is the food on the stove hot or cold? Yani ocaktaki yemek sıcak mı, soğuk mu? Sanırım buradan anlıyoruz. Hot. Is the food on the refrigerator hot or cold? Buzdolabının içinde de yiyecekler var ki biz onu soruyoruz, görmüyoruz ama. Bu sefer ne olacak? Buzdolabında olduğu için cold diyeceğiz büyük ihtimalle. Şimdi complete the sentences. Bu resme bakarak bunu bir tamamlayalım. Tamamlamaya çalışalım. Şimdi ben daha sonra yaptıktan sonra, ben yaptıktan sonra birlikte karşılaştıracağız. Here's number one. I mean number ten. John is making dinner. He's in the kitchen. And know that he is in the kitchen. And there is a pot on the stove. Çünkü on niye kullanıyoruz? Yüzey düz olduğu için. Düz yüzeylerde on. Yani duvar olsun, floor dediğimiz zemin olsun, masa, buralarda hep on. The stove is, şimdi bakıyoruz burada bir refrigerator var, yanında nasıl olur? Yani near kullanabiliriz. Next to ya da beside. The stove is near the refrigerator, next to the refrigerator, beside the refrigerator. The grocery list, this is the grocery list, is on the refrigerator door. John needs to go to the grocery store. Çünkü fazla bir şey yok. Artık gitmesi gerekiyor. Bir ihtiyaç. Salt shaker and a pepper shaker are on the stove. Gördüğünüz gibi salt shaker, tuzlu, karabiberlik, pepper dediğimiz. On the stove again. On. There is a hot food on top of the stove. Böyle de kullanabiliriz. Yani ocağın üstünde ya da ocakta derken de on the stove. İkisi de olur ama burada top verdiği için bize tabii ki on top of the stove. Bu ibareyi kullanıyoruz. There is cold food. Buzdolabında derken içinde kutu gibi olduğu için görmesek de there is a cold food, yani soğuk yiyecek var. Nerede? In the refrigerator. Evet, bu da cevaplarımız. Now we have this exercise and look at the picture and we see and we have some words.
for this picture. Sing, şarkı söylemek. Sit on a sofa, sofada, yani bu koltukta oturmak. Sleep, uyumak. Swim, yüzmek. Biliyorsunuz. Watch TV or television. Cat, dog, fish. Fish bowl. Şu dediğimiz balığın bulunduğu kap ya da vazo, ona fish bowl diyoruz. Floor, lamp. This is lamp. Living room, oturma odası. Rock. This is rock. Halı. Singer, şarkı söyleyen. Burada olduğu gibi. Sofa, this is sofa. And TV set and clock. Şimdi burada şunu sorabiliriz. Yani what do you see in the picture? And I see TV, fishbowl, clock. And where is the clock diye bir soru sorabiliriz. The clock is on the wall. Where is the lamp? The lamp is near the sofa ya da next to sofa ya da beside the sofa. Where is the dog? Dog is on the rock. Mesela böyle sorup cevaplayabiliriz. What is the dog doing? Dog is sleeping. And where is the cat? This is John. This is Mary. And cat is near John. I'm sorry, Mary. Ya da next to Mary ya da beside Mary gibisinden soru sorup cevaplar verebiliriz. Now, complete the following sentences. Şimdi bu resme göre şu cümleleri tamamlayacağız. Bir tamamlayın, sonra ben tamamlayıp birlikte karşılaştıralım. Okay, now, again let's look at the sentences. Şimdi bakalım cümlelere. John and Mary are watching. John and Mary. Burada çünkü fiilimiz ing, çoğul, plural olduğu için are. They like to watch TV. Bunu genel yapıyorlar yani. Televizyon izlemeyi severler hatırlarsanız. Like. Ama would like olsaydı şu an ya da biz yakın bir zamanda bunu isteyecekler olacaktı. Ama like olduğu için genel olarak bunu seviyorlar. And they are sitting on the sofa. Koltukta oturuyorlar. They are not sleeping. Gördüğünüz gibi uyumuyorlar. There is a rock on the floor. Zemin. A dog is sleeping on the rock. Köpek halıda uyuyor. Dog is sleeping on the rock. A cat is sleeping on the sofa. Gördüğünüz gibi. Is the cat walking? Yürüyor mu? No. It's not. What is the cat doing? It is sleeping. What is the dog doing? It is sleeping. What is on top of the TV set? Şimdi bu televizyon setinin üzerinde ne var? A fish bowl. What is on top of the TV set? Yani televizyon cihazının üstündeki nedir? Sorusu. Is the fish watching TV? No, it is not. What is on the TV screen? Ekranda ne görüyoruz? There is a singer. Singer is singing. Ya da is playing the guitar da diyebiliriz. What are John and Mary watching? They are watching a singer on TV. Where is the lamp? It is by the sofa. I'm next to the sofa. Near the sofa. Beside sofa. Evet, bu da böyle. Now we have some words in this box for this picture. Şimdi bu resme göre burada kelimeler görüyoruz. Draw a picture. Resim çizmek. Smile. Gülümsemek. Talk on the phone. Telefonda konuşmak. Talk to someone. Biriyle konuşmak. Talk to each other. Birbiriyle, yani karşılıklı birbiriyle konuşmak anlamında. Yani iki kişinin birbiriyle konuşması. An arrow, ok anlamında. A calendar, takvim. A heart, bir kalp. Resimde, evet. You see a heart.
A phone or a telephone. İkisi de aynı anlamda. Picture, resim. A picture of a mountain. Bir dağ resmi. Sanırım şu. A picture of a mountain. Yani bir dağ resmi. Ya da bir ağaç resmi derken a picture of a tree. A picture of an apple. Elma resmi. Kalıp da böyle kullanıyoruz. Piece of paper. Bir parça kağıt. Telephone book. Telefon rehberi aslında bu. Telefon rehberi dediğimiz şey. A wall, duvar. Now, and complete the sentences and use these words for the picture. Okay? Again, I'm in the pause the video and then complete the sentences. Yani videoyu durdurup kendiniz yapın. Sonra ben yaptığım zaman bir karşılaştırın. Ama please write down. Yani yazın. Okay, now I have the completed sentences. Şimdi tamamlanmış cümlelerimiz var. John and Mary are in a present progressive dediğimiz şimdiki zaman. Çoğul, they are on the phone. Telefonda konuşmak. John is talking to Mary and Mary is talking to John. Talk to, biriyle konuşmak. They are talking to each other, birbiriyle konuşuyorlar. John is in the kitchen, in, mutfakta, yemek odasında, yatak odasında, oturma odasında derken, in. He is standing, şimdi bunlardan herhangi birini kullanabilirim yani. Near the refrigerator, beside the refrigerator, next to the refrigerator. Hangisini alırsanız alın, fark etmez. There is a calendar, takvim görüyoruz, on the wall next to the refrigerator. Hemen buzdolabın yanında, duvarda bir takvim var. Mary is sitting at a table, dikkat edin, masaya oturmak, at her zaman, on değil. On dediğiniz zaman üzerinde oturmuş anlamı olur. Halbuki üzerinde oturmuyor. Onu özellikle vurguluyorum bunu. She is drawing a picture. Bir resim çiziyor. Mary likes to talk to John on the phone. Yani Mary John'la telefonda konuşmayı sever. Zaten şu anda o işi yapıyor. Bu genel yaptığı bir iş. There is a telephone book on the table. Sanırım şu telefon rehberi. And there is a picture olacak bu. Evet. There is a mistake. Bir hata var. There is a picture of a mountain. Bir dağ resmi var. Nerede? On the wall. Duvarda. Evet. Now it says circle the correct completions. Cümleyi tamamlayan doğru seçeneği yuvarlak içine alın diyor. Cümleleri bir okuyacağız. Cümleleri ondan sonra bu seçeneklerden hangisi geliyorsa onu yapacağız. Ama önce dediğim gibi siz bir yapın. Sonra bir karşılaştıralım. Okay. And one. Jack lives in China. Yani Çin'de yaşar. Türkiye'de derken. In Turkey. In Egypt. In Italy. I need. Şimdi need'den sonra fiil kullanacaksak neyle geliyordu? Infinitive dediğimiz to. Buy. Şimdi burada yes, thank you diyor. Demek ki bir öneri var. Do you like a cup of tea deseydi burada bu sefer yes, I do diye kısa cevap vermesi gerekirdi. Ama evet, teşekkür ederim dediğine göre istiyor musun bir öneri? Would you like? Are you like? Zaten olmaz. Ya do olacak. Çünkü like ile are uyuşmaz. For 22 desks çoğul olduğuna göre are. Bir zaten olmaz. Tekil olsaydı yani singular is olurdu ama çoğul plural are. Pilots sit in the front of an airplane. In front of olmuyor. O zaman arada uçağın önünde ama uçakla kendileri arasında biraz mesafe var. Olması gerekiyordu. Fakat uçağın içinde ön tarafta olunca the front. In the front of an airplane. I live. Burada bir boşluk olacak. At. Numaralarda böyle oluyordu hatırlarsanız. At 66
Zero, one. Eğer bu numara olmasaydı o zaman B'yi kullanırdım. On 4th Avenue. Ama numara olunca number at. The students do their homework. Want'dan sonra fiil gelecekse infinitive olacak. Zaten want ing ile kullanılmaz. Bunu biliyoruz. O zaman don't want. TV tekil olduğuna göre is there. Çünkü soru are there olmuyor. Evet. Now look at these sentences. These sentences are not correct. And correct the errors. Bu cümleler doğru yazılmamış. Hatalar var. Bakıp hataları düzeltin deniyor bizde. Böyle bir şey isteniyor. O yüzden bir yapın. Sonra ben yapacağım. Bakalım ne tür hatalar var. Okay. Now, number one. Do you want to go olacak bu. Want'tan sonra biliyorsunuz infinitive dediğimiz verb ve to beraber. Many problems çoğul olduğu için there are many problems. Is tekil ile kullanılır biliyorsunuz. Tonight dediğine göre yapmak istiyor demek ki. I would like to see. We need to find. We need. Eğer tekil olsaydı he needs to find. Mr. Rice. Abi bir dakika burada bir hata var. Evet. Mr. Rice would like olur. Would biliyorsunuz likes almaz. Would like her zaman böyle. How many students? Students dediğine göre çoğul are there. Yoko and Ivan are studying grammar right now. Şu an studying çalışıyorlar. They want to learn again. You see infinitive to and verb. Yani to ve fiil. I would like to leave now. Şu an gitmek istiyorum. Eğer now olmasaydı gene belki bunu alırdı. Çünkü şu an ayrılmak istiyor. Senden ne haber demiş. Please put the chair in the middle. Bir dakika. Evet. Please put the chair in the middle of the room. Yani odanın ortasına koy derken. In the middle of the room. The teacher needs to check. Need, verb alacaksa want da olduğu gibi infinitive to check our homework now. Şimdi şu alıştırmaları ne demiş? Complete the sentences with your own words. Use your own paper. Yani kendi kağıdınıza diyor bu cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayın. Bu size kalmış. Yani bir bakın mesela ben bir iki tanesini yapacağım. Sonra siz kendinize göre kendi cümlelerinizi oluşturarak yapın. Okay. Ben kendime göre yaptım. Siz de kendinize göre yapın. Sadece birkaç tanesini okuyacağım. I need an aspirin because I have a headache. Aspirine ihtiyacım var çünkü başım ağrıyor. I want to eat a bowl of salad because I'm hungry. Yani bir kase salata yemek istiyorum çünkü açım. There is a fish in the bowl. Kasede yani balık konulan kasede bir balık var. And there are three cats in our house. Bizim evde yani 3 kedi var. How many boys are there in your class? Sınıfınızda kaç erkek çocuk var? Is there any butter? Hiç tereyağı var mı? Are there any eggs? Hiç yumurta var mı? Evet. Now we have a reading passage. Bir okuma parçamız var. And first I read and then we answer the questions. Şimdi ben okuyacağım. Sonra soruları cevaplayalım. My wonderful family. Wonderful, harika demek. I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister. And I am the last in my family. Last, en son demek. My father teaches mathematics and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart. Smart, zeki demek. The smartphone
diye geçer bu yani. Akıllı telefonlar deniyor ya. Akıllı, zeki demek. Smart. And work hard in school. My sister is a shy girl. Shy, utangaç demek. But she is very kind. Kind, kibar, nazik. My grandmother also lives with us. Yani bizimle yaşıyor. Büyük babaanne. She is from Urfa, but she doesn't live in Urfa. Urfa'da yaşamıyor şu an. She is an old lady, but she is still very strong. Ancak hala çok güçlü. She cooks real good food. Gerçekten iyi yemek pişirir. My family is very important to me. Ailem benim için çok önemli. Şimdi benim için derken kalıp böyle geliyor. We do lots of things together. Yani beraber çok şey yapıyoruz. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. Dağda uzun yürüyüşlere çıkmaktan hoşlanıyor kardeşlerim ve ben diyor hoşlanırım. My sister likes to cook with my grandmother. Kız kardeşim nenemle yemek pişirmeyi sever. On the weekends, hafta sonları. Şimdi burada bir duruyorum. Amerikan İngilizcesinde on the weekends kullanılıyor. İngiliz İngilizcesinde at the weekends. Şimdi siz eğer okulda İngiliz İngilizcesini görüyorsanız bunu at diye düzeltebilirsiniz. Çünkü size sorular öyle gelirse bu sefer at ile cevaplamanız gerekiyor. Ama fark etmez diyorsa hocalarınız o zaman anı kullanabilirsiniz. Yani bu Amerikan İngilizcesinde on the weekends, İngiliz İngilizcesinde at the weekends. Bunu vurguluyorum burada. On the weekends, hafta sonları, we all get together, bir araya geliriz. Eat and talk about life. Yeriz ve hayat hakkında konuşuruz. Yaşamda. We laugh and always have a good time. Güleriz ve sürekli her zaman iyi vakit geçiririz. I love my family very much. Ailemi çok severim. Şimdi sorulara bir bakalım. Now, the questions. My mother is a... What does his mother do? Nurse. C. My house is near... Where is the house? Near the mountains. Not river, not lake, not city. Dağ kenarında. My grandmother is a young lady? No. In Urfa? No. She doesn't live in Urfa. Cleans my room? No. An old lady? An old and strong lady. Burada şu cümlede söylemişti. On the weekends we get together and eat. Not clean the house, not cook, not go on a picnic. Yani pikniğe gidilmiyor. Sadece yemek pişirilmiyor. My sister is kind but also shy, utangaç. Şimdi burada would like ile sorulan sorulara, yani what would you like? Bu would you, artık ben would you diye okuyacağım. Alışın buna. What would you like? What would you like? Hatta bazen konuşmada would ya diye de duyabilirsiniz. Yani would you değil, would ya, ama would you. Şimdi bunlara verilecek muhtemel cevaplar şu şekilde geliyor arkadaşlar. Diyelim yine what would you like? Tea or coffee. Ne istersin? Çay, kahve. Tea please. Lütfen kahve. Verilebilecek cevap bu. What would you like to drink? Ne içmek istersiniz? Some water please. Lütfen biraz su. What would you like to eat? Ne yemek istersiniz? No thanks. Teşekkür ederim. I am not hungry. Ben aç değilim.
Eğer açsanız da ben şunu istiyorum dersiniz. What would you like to eat? Bir lokantada iseniz, I'd like shish kebab, salad and a bottle of ayran. Bir şişe ayran. Eğer bardakta geliyorsa, a glass of ayran. Yani shish kebab, salata ve bir şişe ayran. What would you like to do this evening? Bu akşam ne yapmak istersin? I don't know. Bilmiyorum. Ne yapacağım? What would you like to watch? Ne izlemek istersin? Not now. Şu an değil. Perhaps later. Belki daha sonra. Bunlar da işte what would you like ile ilgili gelen sorulara verilecek muhtemel cevaplarımız. Şimdi bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste farklı konuyla görüşmek üzere diyorum. See you next time.